Araştırmacı televizyon gazeteciliğinin Yılmaz savunucusu olan Şoray Uzun Yolda programı gıda terörüne savaş açtı. Dağın başında bile olsa antihijyenik koşullarla gıda maddesi satanları yakalamayı kendisine görev edinen programımız, dağın başında kirli sakalıyla açıkta et satan gıda teröristine doğru emin, gururlu, yavaş, titrek, biraz sonra olacaklardan habersiz, tırsak adımlarla yürüyordu. Ekibimiz geldiğinde acımasız kasap çoktan kuzusunu kesmiş, butlarını asmıştı bile. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Buyurun. Bu ne kepazelik böyle? Bu nedir bu? Bu aslan herkesin midasına uygun. Uygun böyle bir kepazelik olmaz. Araştırmacı televizyon gazeteciliğinin Yılmaz savunucusu olan Çoray Uzun Yolda gıda teröristlerinin çorap çıktı kel gör, ya işte ona benzer bir şey. Ayakkabısız, yalın ayak, hijyenik olmayan koşullarda açıkta, umuma açık yerde et sattığını tespit etti. Ekibimiz gelmiş ve açıkta satılan etleri maalesef tam anlamıyla enselemeye çalışmış ama becerememişti. Kuzum, satmış. Kuzum nedir bu açıkta et satmak? Neden, açıkta, niye? Açıkta temiz havada çok tatlı olan bir hayvan, kuzu hayvanı. 15 dakika evvel bu kesiliyor, 15 dakika içinde bitiyor. Bana el hareketi yapma. El hareketi yapma. Ben herkese, bak herkese artık Okyay'dan çıkmıştı. Herkese. Yapacak fazla bir şey yoktu. Gerilim had safhadaydı. Peki bundan sonra ne olacaktı? Biz mısmırlı hayvan kesiyoruz. Mısmırlı hayvan kesiyoruz. Bunlar mısmırlı. Bunlar sizin dilden yenenlerden değil. Bu bizim Türkçe yenen artık hayvan. Gerçek açığa çıkmıştı. Onlar mısmırlı hayvanı kesiyorlardı ki bu bizim konumuzla alakası bile yoktu. Ekibimizin yanında belediye görevlilerinden başzabıta Rıza Dursun abimiz var. Ben zabıta değilim, bir şairim, şair. Ekibimiz giderek çuvallıyordu. Ekip alt tarafı bir açıkta satılan gıda terörünü yakalamaya çalışırken sanıyorum şapa oturmuşlardı. Evet, kelimenin tam anlamıyla ortada oturulmuş bir şap vardı. Tam o sırada Carrington telefon açtı. Salak, ne yapıyorsun dedi. Hatta onun İngilizcesi de vardı ama unuttum. Can teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler, buradaki gıda terörünü size anlatabilmem mümkün değil. Bu ne be? Çok kötü kokuyor bu ya. Nereden aldın bunu? Yerden aldığın şeyi ne veriyorsun? Affedersin, tezeyin... Evet, nedir isim? Esenoğlu kasabı Dursun Koldaş. Vilayet Amasya Saracık Nahiye Kışladır Köyüm. Bütün dost yanında temiz ruhum. Söyle kasap, söyle Şoray Bey, duyun. Daha ne diyeyim de ne söyleyeyim kardeş. Daha mesela ne diyeceksin? Benden şu dağın de ardında yoksullu pınar, pınara dalını uzatmış şunar. Derdimi söylesem Şoray Bey kınar, söylemesem dermanını bulamam. Sevda bülbülüdüm, gülden ayrıldım, talihsiz arayım, baldan ayrıldım. O dost benden, ben o dosttan ayrıldım, dost da benim gibi çaresizmiş. Biz yedek gibi, bekle, söyle, bekle, bekle, bekle. Koştum. Dur, şimdi değil, şimdi değil. Az sonra falan da değil. Yani az bir şey sonra. Biz yedekli geldik. Şoray der ki, gezdim dünyayı, koymadım başıma taç. Ne zenginde tok gördüm, ne fakirde aç. Bir kabristana uğrarsan elini duaya aç. Bir gün sen de olacaksın Fatih'e muhtaç. Buyur. Haydi felak, haydi, senden korkum yok, senden korkum yok. Ezrail başımda dursa ne edecek? Alacağı bir can o da var bende. Etimi kemükten soysa ne edecek? Soysa ne edecek? Alacağı bir can o da var bende. Alacağı bir can o da var bende. Etimi kemükten soysa ne edecek? Soysa ne edecek? İpin dört ucunu atmışım suya, atmışım suya. Kurarım dizeyi, çıkarım aya. Önümden uçurum bir büyük kaya. Günde 500 kere dövse ne edecek, dövse ne edecek.
Bu kasap der saçım akar karalar, akar karalar. Felem derdinde bitmez çarem var. Şu gönlündeki altın pareler 90'ımdan sonra gelsen edecek, gelsen edecek. Şu gönlündeki altın pareler 90'ımdan sonra gelsen edecek, gelsen edecek. Tabii. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Kasabın türküsü ne olacak? Etimi derimden, şu kemiğimden. Dur, 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 dur. Dur, dur, durma, durma, daha dur, dur, az bir dur. Buyurdayım. Ateşi köz öldürür, sürmeyi göz öldürür, yiğidi kılıç kesmez, kesmez bir acı söz öldürür. Buyur. Şu dağın ardında. Söyleyeceksin, söyle, söyleyeceğim. Şu dağın ardında yoksullu pınar, pınara dalını dost dost uzatmış şunar. Derdimi söylesem şoray beginar, söylemesem dermanını bulamam, söylemesem dermanını bulamam. Sevda bülbülüdüm, gülden ayrıldım. Talihsiz arıyım dost dost, baldan ayrıldım. O dost benden, ben o dosttan ayrıldım. Dost da benim gibi gibi kadersizmiş. Yar da benim gibi gibi kadersizmiş. Bir sus ya. Gözlerim yollarda, kulağım seste, derbederim peri, şanım gelsene, canım gelsene. Bülbül ağlar oldu altın kafeste, derbederim peri, şanım gelsene, canım gelsene. Ana kuşlar döner yuva başından, avcı vurmuş yara almış döşünden, ayrı kalmış yavrusundan eşinden. Derbederim peri, şanım gelsene, canım gelsene. Bir garip türküdür Anadolu. Kesmedi sende. Bitmez. Bitmez. Müdahale etseniz de bitmez. Böyle bir yaman türküdür Anadolu. Özümüze dönecek olursak, gıda teröristlerinin arasından kurtulan ekibimiz nihayet başıboşta satılmak üzere olan iki tane koyunu kurtardı. Bununla da kurtaramaz, hakikaten kurtaramaz. Mutlu oldu. Kurtaracağız biz bu hayvanları. Gel hayvan, gel. Gel. Kaç. Ya nasıl eğitmişsin, sana geliyorlar. Kaç, kurtar kendini, ben onu oyalıyorum. Kaç, kurtar. Zor tutuyorum, kaç, kurtar kendini. Gümüş Hacı köyündeki turumuz devam. Dayım orada. Vay vay vay. Hay maşallah. Kolay gelsin dayıcığım. Hoş geldin, sefa edin. Hoş bulduk, sefa gördük. Hoyn. Hoyn? Hoydan anlamıyorum ben. Ben de anlamıyorum. Öyle hoy deyince ben de hani bu acaba buraların merhabası mıdır dedi. Merhaba, merhaba. Ama buralarda yaya çok var galiba değil mi? Yaya. Yaya. Yaya var. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen de bana sor. Nasılsın sen de, nasılsın? İyi misin de? İyi misin, iyi yaya, misin? Yaya, iyi, yaya. İyi, Allah iyilik etsin. Gümüş Hacı Köyü'ne geldiğinizde bunu duyabilirsiniz. Ha, burada Almanlar yaşamıyor. Sadece öyle bir gelenek var. Yani dile yerleşmiş. Bu nedir dayıcığım? İlende, ilende. Yok, bu, bu. Bu balta sapı, balta sapı. İşte hasta, iyi olacak.
hastanın doktor ayağına gelirmiş. Dayıcığım, ismin nedir? Ali Osman Karabıyık. Ali Osman dayı. He. Yaş 40'a geldi, dayandı. He. Emsallerin vali kaymakam oldu. Tamam. Benden bir baltaya sap olmadı, biliyor musun? Olmadı, olmadı. Ama bir insanın yüzüne de böyle alenen söylenmez ki dayı. 2 dakika ağlayıp geliyorum ben. Aldım geldim dayı ya. Merhaba. Merhaba tekrar. Ali Osman dayı. He. Diyor ki benden bir baltaya sap olur mu acaba? Olmaz, olmaz. Olmaz mı benden bir baltaya sap? Olmaz, olmaz yani. Ya bir bak, ben fena kütük değilim ya. Bir bak hele ya. Olmaz, olmaz. Ağaçtan olur, ağaçtan olur. Adamdan balta sap olmaz. Biz şansımızı kaybettik yani, öyle mi? Ya kaybettim, kaybettim. Sap olmuyor bizden balta. Hayır, olmuyor, sap olmuyor. Bize uygun bir balta yok mudur ya? Girsek ucuna bir baltaya sap olsak dayım ben. Yok olsa daha orada bir balta var daha Hasan. Daha yanında, yanında. Hasan balta da... Adem'i gösteriyorsun sen balta diye dayı ya. Hayır, adamı göstermiyorum, adamı. Adem, Adem. Ha, Adem'i gösteriyorum. Evet. Kardeş. Benden bir baltaya sap olmaz. Olmaz, olmaz. Senden de sana da... Ya o baktı. Dinç yaptı yani. Ya ben ustaydım, ustaydım, marangozudum. Onun bunun evini yapardım. Aa, böyle ev yapardım. Doğramaları yapardım. Ya yapardım. Sonra nereden aklına geldi balta sapı yapmak? Bu natu eğlence, eğlence. Eğlence. Artık gücüm yetmiyor ya. Eğlence işte, böyle böyle eğlence. Dayı, bu rende kolay bir şey değildir ki. Senin gücün yetmiyorsa biz gidelim bu diyardan. Gidelim yani. Hayır, gidemek artık. Nereye gideceksin? Yok, biz gidelim canım. Sen güçsüzüm diyorsan. Hayır, sen... biz ölelim yani. Ha, ölmeyelim. Niye ölelim ya? Bir gün bir gündü. Bir gün bir gündü. İşte belli bir yaştan sonra artık hayatı ya aşıyor amcamlar yani. Bu konuyla ilgili söylenecek çok felsefi lafları vardır ama okuma yazma var mı? Hayır, yok yok. Okuma yazma bilmeyen 76 yaşındaki köylü dayımın lafını ben size bir kez daha hatırlatayım. Bir gün bir gündür. Hayat budur. Vallahi billahi. Ya bunu bir profesör dediği zaman üzerine ciltlerce kitap yazılıyor ama okuma yazma bilmeyen bir dayı söyleyince öyle kulak arkası etmeyelim. Bir gün bir gündür. Hay ağzına sağlık dayım benim. Sağ ol, sağ ol. Marangozdun, bir şeyler ama, yapıyordun. Sonra ya, eğlence olsun diye yaptığın şeylere ilginç ama. Mesela ya, bu nedir? O tütün katkısı, tütün. Şöyle tütün dikiyorlar, şöyle. Şöyle tütün dikiyorlar. Aha, aha. Aha, bunları dikiyorlar, bunları. Yani bir tohumu dikmek için toprağı eşeleyen şey. Ha, işte o eşeleyen şey. Adı neydi bunun? Kazguç, kazguç. 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 Peki dayım. Bu nedir? Hangisi? O da çöre ütme taktası. Şöyle şöyle. Şöyle çöre diyorlar ya. Çöre, o da çöre ütme taktası. Bu? O da ezme yapıyorlar. Ezme. Karalat kazanda. Şöyle bak. Şöyle şöyle. Böyle 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 ezme yapıyorlar. Böyle böyle. Keşkek yaparlar onlar. Ha, keşkek yaparlar. Pilavı çevirirler. Ha, pilavı çevirirler. Hatta kayınvalide gelinine gıcık olduğunda ha, bu bayağı bir işe yarar. Ha, zopa. Ha, zopa. Ha, zopa. Yaramaz mı? Yarar. Peki başka neler yapıyorsun sen dayım benim? Değnek yapıyorum, oklavuç yapıyorum, oklavuç. Oklavuç. Ha, oklavuç o da, oklavuç. Bazı yerde oklava da deniyor buna. Ha, oklavuç. Ne işe yaradığını biliyorsunuz. Ha. Beyiniz eve geç geldiğinde, işte ne bileyim, gelin biraz fazla konuştuğunda işe yarar. Arada sırada hamur açtığı da olur bunun ama asli görevi o mudur, onu biz pek bilmeyiz. Dayım be, baston da yapmaya başlamışsın. Ya baston. Allah muhtaç etmesin. Ya ya işte ediyor, ediyor. İdiyor, idiyor. Bastonculuk yeni galiba. Ya işte onu işte böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Bayağı şekil mekil de veriyorsun. Ya yeriye veriyorum. Çok memnun oldum seni tanıdığıma dayıcım. Sağ ol, sağ ol. Ben de seni tanıdığımdan sağ oldum. Hatta hiç ayrılasım yok. Yok, yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.